Ve tam zamanı programından sesimizin ulaştığı tüm güzel gönüllere sevgiler, selamlar diyerek programımıza başlıyoruz. Bugün sezon finaliyle karşınızdayız. Daha dün gibiydi, şöyle hatırlıyorum da gözümün önünden böyle film şeridi gibi geçiyor. İlk bu teklif geldiği zaman nasıl olur, nasıl yaparız diye büyük kaygı ve endişelerle başlamıştık programlarımıza. Şimdi ise geldiğimiz noktada binlerce kez şükürler olsun. Yılın en iyi sohbet programı olarak iki tane ödül aldık, ödülle taçlandırdık. Televizyonculuğu bilenler beni daha iyi anlayacaklardır ki bu iş ekip işi. Çay getiren abilerimizden tutun da işin mutfağında olan reji ekibimize ve yönetime kadar herkesin çok büyük katkısı var. Tabii ki siz değerli izleyicilerimizin de destek ve dualarıyla bugünlere geldik, şükürler olsun. Efendim, başarı demişken yine bugün de özellikle başarıdan ismini bahsettiren bir zarif bir hanımefendiyle birlikteyiz diyeyim daha doğrusu. Bugün başarıyı konuşacağız, girişimciliği konuşacağız. Sizler de aslında bir girişim fikrim var ama nereden başlayacağım, nasıl yapacağım, bir türlü karar veremiyorum endişesini taşıyorsanız bugün bu soruların cevaplarını ekranlarımızdan sizlerle paylaşacağız efendim. Lütfen televizyonlarınızın sesini bir tık daha açın çünkü özellikle bugün modayı konuşacağız, trendleri konuşacağız ve daha birçok konuya yer vereceğiz vaktimiz, süremiz yettiği sürece. Efendim, sizler de sorularınızı ekranlarımızda yazan, birazdan yazacak olan telefon numaralarımızdan bizlere sorularınızı, dileklerinizi, temellerinizi, içinizden ne geliyorsa bizlere gönderebilirsiniz. Konuğuma hemen bir merhaba demek istiyorum. Bugün modanın ikonu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen çok değerli, çok kıymetli girişimci iş insanı sevgili Şeyma İkinci ile birlikteyiz. Şeyma Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Yeniden sizleri ağırlamak ne kadar güzel bizim için. Keyifle, eğlenceyle sohbetimize başlayacağız inşallah. En son yaptığımız programda bir tane müjde vermiştik. Yeni bir şubenin açılışını söylemiştik. Şubemizi açtık. Büyük, görkemli, güzel bir şube açılışımız oldu. İnsanlar yoğun bir şekilde teveccüh gösteriyorlar. Hani toplumda şey vardır ya, işte her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Peki her başarılı kadının arkasında ne var? Bunu merak ediyorum. Nasıl bir hikayesi var? Bu serüven nasıl başladı aslında? Çok teşekkür ederim öncelikle sorunuz için. Evet, bu sizinle birlikte üçüncü programımız. İlk programımızda ilk mağazamız vardı. Daha ufak metrekare olarak küçük mağazamıza başladık. Hı hı. İkinci programda sizinle birlikte ikinci mağazamızın daha büyük butik olarak açacağımız mağazamızın müjdesini vermiştik. Sizin de getirdiğiniz uğurla inşallah mağazamızı açtık. Üçüncü programda da size iki mağaza sahibi bir anne olarak karşınızdayım. Bir anne olarak, başarılı bir iş insanı olarak. Teşekkür ederim. Şu an ekranlarımızdan sesleniyoruz. Evet. Onur duyuyorum. Yani kadınların iş hayatında olmasına, katkıda bulunmasına hem istihdam sağlıyorsunuz, hem insanların gönüllerine, yüreklerine dokunuyorsunuz. Evet. Bir de aslında işin şöyle bir zorluğu var. Kadınlarla ilgilenmek çok da kolay olmasa gerek. Çok keyifli. Evet. Her işte olduğu kadar yer yer bizim işimizde de zorluklar oluyor. Ama sonuçta güzelliğe yönelik bir sektörde olduğumuz için elhamdülillah, daha önce de programlarımızda bahsettiğim gibi biz artık müşteri demiyoruz onlara. Bizim dostlarımız. İlk mağazada olduğu gibi ikinci mağazada da, açılış sürecinde de, açılıştan sonrasında da şu an bizleri yalnız bırakmıyorlar. Evet, başarımızın arkasında hem ailemiz, eşimiz, evladımız, ailemiz var ama hem de aynı zamanda bir dükkandan, bir mağazadan iki mağazaya bizleri taşıyan gönül dostlarımız, müşterilerimiz sağ olsunlar. Allah utandırmasın inşallah. Başarımızın arkasında o zaman da söylediğimiz gibi samimiyet, samimi niyetin olduğunu düşünüyorum. Bu serüven nasıl başlamıştı? Nasıl karar verdiniz? Daha önce ben Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Daha öncesinde özel sektörde işletme üzerine, reklamcılık üzerine farklı alanlarda çok ufak iş deneyimlerim olmuştu ama bu işleri yaparken hep modaya bir ilgim bir taraftan hem benim vardı, hem etrafımdaki insanların beni yönlendirmesi vardı açıkçası. Bu noktada onların destekleriyle oldu birazcık bu işe niyetlenmem.
Çevreden hep böyle bir işte şey var mıydı? Hadi bir şeyler yap Şeyma diye. Tabii. Hatta özellikle sektör söyleniyordu. Yani şal, eşarp üzerine, kıyafet üzerine, butik üzerine, biraz renk uyumu, birazcık kumaşlardan, kumaşlara olan ilgimden dolayı her zaman bir sağ olsunlar takdirleri vardı. Bunu şimdi girişimcilik normalde kelime olarak hizmet ve mal üretimi için gerekli koşulları bir araya getirmek demektir. Bu kelime manası ama bana göre manası da herkesin hayal ettiği şeyi harekete geçerek hayat buldurmaktır ona. O yüzden biz harekete geçtik. Evet, şimdi tam zamanı dedik. Yani şimdi tam zamanı dedik. Bu sektöre adım attık. Elhamdülillah 3. senemiz, 2. mağazamız nasip oldu. Maşallah. Sizlerin ve bayanların da desteğiyle. Gelen dostlarının desteğiyle. Evet, evet. Bu çocukluktan gelen bir şey diyebilir miyiz peki bu arzu? Tabii vardı bir nevi. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz mesela? Yani çocukluğumda da açıkçası hani hep vardır ya. Oyuncak bebeklerimize kıyafet kombinleri yapmıştık. Renk uyumları, fikir alışverişleri. O zamandan itibaren hem akraba hem eş dostların kıyafet seçimi konusunda ciddi yönlendirmeler yaptım. Yani onların talepleri doğrultusunda zaten kendi içimdeki bu durumu da keşfettim. İlgimi keşfettim. Bu şekilde başladım. Allah bizi yaratırken aslında hepimizi bu dünyaya gönderirken kendi esmalarından ikram ediyor. Ben zannediyorum ki hani teşbihte hata olmasın, işte el musavvir esması tasavvur eden, şekillendiren anlamında. Belki de o esması sizde açığa çıktı. İnsanlara böyle estetik göz çok önemlidir mesela bu anlamda. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çocukluğun da tabii çocukluk hayallerinizi gerçekleştirdik diyebilir miyiz o tabii zaman? Tabii ki, tabii ki. Yani hani okuduğum bölüm evet işletme fakat hani benim her zaman bayanlara bir adım daha yakın olmak, hem sosyal olarak bir adım daha yakın olmak, hem bu sektörün kıyafet seçimi, şal eşarp seçimi, moda sektörünün tesettür bölümünde yer almak gibi bir hayalim her zaman vardı. Elhamdülillah şu anda hayalimi yaşıyorum. İnsanların böyle hadi artık demesiyle mi biraz daha iş hızlandı aslında? İnsanların hadi artık demesi, biraz da nasip vaktimizin bu zaman olduğunu düşünüyorum. Birazcık ailem, eşim sağ olsun onun yani her iki bayandan birinin butik açmak gibi bir hayali var mesela. Şu anda da mağazamıza gelen müşterilerimizle konuşuyoruz. Her iki bayandan hemen hemen birinin böyle bir işe girme hayali var. Biz haydi dedik, Bismillah dedik, başladınız. Evet, Allah yürü ya kolum deyince de. Bütün kapılar açılıyor değil mi? Teşekkür ederim. Şunu gözlemliyorum. İnsanlar geldiği zaman mesela ben mağazaya geldiğim zaman arkadaşlarım aradıklarında diyor, bazen diyorum ki ben terapi merkezine gidiyorum. Şimdi insanları böyle inanılmaz yani sadece işte alışveriş kıyafet satmaktan ziyade bir gönül bağı oluşmuş. Zannediyorum ki bir rehabilite durumu da söz konusu. İnsanlar bu yüzden mi gönül bağı kurduğunuz için mi özellikle sizi tercih ediyorlar? Öyle olduğunu söylüyorlar sizin gibi. Muhtemelen doğrudur. Yani şu anda online alışverişte örneğin çok aktif günümüzde bayanların kullandığı bir sistem. Fakat ben kendim de şahsen konuşarak, iletişim kurarak, fikir alışverişinde bulunarak, gönül bağı kurarak yapılan alışverişlerden daha çok keyif alıyorum. Tabii ki e-ticaret noktasında da yine bizim de çalışmalarımız var. Oyunumuzu tercih eden müşterilerimiz de var. Özellikle bizim mağazalarımız Konya'da ama Konya dışından olan Türkiye genelinden. Tabii Türkiye'ye, yurt dışına kargolarımız var. Oradan tabii. Da şimdi izleyicilerimiz de şey yapıyorlar, merak ediyorlardır muhakkak. Aslında ben şunu keşfettim sizde. Önce yüreğine merhaba dediğin insanın beynine de merhaba demiş oluyorsun. Aynı zamanda. Evet, tabii öyle ki. Değil mi? Elhamdülillah. Yani daha önce de bahsettiğim gibi müşterilerimizle artık şöyle bir bağımız oldu. Çok yoğun çalışan bayanlar var, ev hanımları var çok yoğun. Artık şu cümleyi çok duyar oldum. İşte Şeyma Hanım tarzımı biliyorsunuz. İşte şöyle bir programımız var. Ne önerirseniz. Şu düğünde ne giyeyim falan, hangi tabii, renkler. Tabii, yani şimdi iş ehline bırakmak lazım, uzmana bırakmak lazım. Estağfurullah. Değil mi? Tabii. Şimdi ben şey de merak ediyorum. Daha doğrusu televizyonda telaffuz edemeyeceğim bir marka. Bu markanın bir prensibi var. Çalışan herkesin ceplerini cep aynası kullanmalarını zorunlu kılmışlar. Sebebi ise o işte X markası
başarı nasıl başarıya ulaştı sorusunun cevabını akıllarına geldiğinde ceplerinden o aynayı çıkartıp kendilerini görsünler. Çok güzel bir mesaj, çok da hoşuma gitti aslında evet. Bu. Şimdi çok güzel bir ekibiniz var aynı zamanda. Sevda Hanım, Havanur Hanım'la buradan sevgiler selamlarımızı iletmiş olalım. Ben genelde işte bizim gibi yoğun çalışan insanlar günün en son saatini tercih ediyoruz alışveriş için. Ya yani insan diyorum o zaman hiç şey yapmaz mı, enerjisi düşmez mi mesela? Geldiğim zaman böyle inanılmaz güzel bir enerji var zaten orada. Hemen güler yüz, tatlı dil, kendime böyle hakikaten prensesler gibi hissediyorum. Ekip konusundaki başarılarınızdan da biraz bahsedelim mi? Tabii öncelikle çok güzel, benim de çok istediğim bir yere değindiniz. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi bir ruhu olmalı bir mağazanın, bir işin bir ruhu olmalı. Ve elhamdülillah yoluma çıkan insanlar da şu zamana kadar beni yanıltmadılar. Ben çok de şükür. Sizin gıyabınızda onlara çok teşekkür ediyorum. Sevda Hanım'a, Havva Hanım'a, arkamda olan eşime çok teşekkür ediyorum. Aha. Söylediğiniz gibi bazen oluyor, hayatta her zaman motivasyonumuzun, moralimizin düştüğü zamanlar oluyor. İnanın ben bile şunu söylüyorum bazen, gideyim kızların yanına, mağazamıza gidelim, modumu yükselteyim, ben de keyif alayım. Elhamdülillah tamamen içten gelerek, zorlamayla olacak bir şey de değil bu. Tamamen içten gelerek, yapısal olarak aynı düşüncelerdeyiz, aynı fikirlerdeyiz. Kesinlikle öyle. Değil mi? Beni çok aratmıyorlar bazen, önceden ben yokken beni sorarlarken. Şimdi birazcık ben varken de arkadaşları soruyorlar. Sevda Hanım yok mu? Havva Hanım yok mu? Gelir gelmese mi? Tabii. Çok şükür. Bu bağlamda da tekrar teşekkür ediyorum kendilerine de sizin yanınızda. Günümüzde artık hem ticaret hem sohbet, arkadaşlıklar, dostluklar öyle bir hale geldi ki insanlar birbirleriyle tanıştıkları zaman, ya son zamanlarda ben daha çok şahit olduğum için bu konuda birazcık muzdaribim açıkçası, insanlar şöyle düşünüyorlar artık. Bu işten benim çıkarım ne? Yani insanlar artık, insanlık diyorum, öldü mü ya? Hakikaten öldü mü insanlık? Bu tür konularla karşılaşıyorsunuzdur sizler de muhakkak. Tabii olumsuzluklar hayatın her zaman her yerinde var ama biz olumlu tarafından bakmaya çalışıyoruz. Çok şükür bizim mağazamızdan bir defa alışveriş yapıp tekrar görmediğimiz insan sayısı çok az. Tekrar maşallah geliyorlar. Online'da da bu şekilde, internet alışverişinde de bu şekilde. Bazen şöyle bir şey oluyor. Yani alışveriş değil artık, gözü aşinalı olduğu için soruyoruz, nerelerdesiniz, göremiyoruz, hayırdır bir sorun var, bir sıkıntı mı var? Aile gibi oldunuz. Tabii onlar da aynı şekilde bendeki olabiliyor bazen, moral bozukluğunun, motivasyon düşüklüğünün farkında olup sağ olsunlar onlar da beni merak ediyorlar. Artık bizim prensesimizsin diye sahiplenme mesajını çok şükür vermişiz, ulaştırmışız yani. Çok güzel yani, birlikte bir bağ kurabilmek özellikle. Girişimcilikten bahsedelim istiyorum biz de biraz da. Çünkü insanlar artık günümüzde işsizlik çok fazla. Eşleri çalışmayan hanımefendiler olabilir. Ya da gerçekten bir iş fikrim var ama nereden, nasıl başlamam gerekli diyen insanlar da olabilir ki benim çevremde de bunlar çoğunlukta. O yüzden programı heyecanla bekliyorlar sizden öğrenecekleri bilgileri. Harekete geçirmek için az önce söylediğiniz şimdi tam zamanı deyip harekete geçtim. Aslında böyle bir hani Konya tabiriyle bir şeytanın bacağını kırıp şimdi tam zamanı mı demek lazım? Bir tabii işte ki girişimciliği desteklemek için, başlamak için. Tabii ki. Öncelikle sağlam bir fikrinizin olması gerekiyor. Ayakları yere basan bir fikrinizin olması gerekiyor. Yapılmayan bir şeyi yapmak size 1-0 öncelik veriyor açıkçası. Ya da hazırda var olan bir sektörü kendi yorumunuzla, kendi imajınızla daha özgün, tabii bir marka oluşturmaya çalışarak, markalaşmaya, markalaşma yolunda adımlar atarak. Yani şu anda bir sosyal medya hesabına bakıyor açıkçası bir dükkan sahibi, bir mağaza sahibi olmak bile. Bir hesap açıldığı zaman siparişlerin yağacağını düşünüyor insanlar ama böyle değil. Çünkü çok basit, bunu hepimiz yapabiliyoruz. Herkes yapabiliyor. Bunun temelinde gerçekten bir vizyonunuz olmalı. Gerçekten sizi diğerlerinden farklı kılan bir yolunuz olmalı. Onu bir sunuş şekliniz olmalı. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Aynı sektörün içinde insanların, çok rekabet varken insanların sizi tercih etmesi için
bu şekilde ya farklı bir fikriniz olacak, ya farklı bir yaklaşımınız olacak, ya da hep söylediğim gibi samimiyet, samimi niyet. Biz her bir müşterimizle, her bir dostumuzla diyoruz artık onlara. Müşteri derken o yüzden hep düşünüyorum, inanın. Her bir müşterimizle ayrı ayrı ilgileniyoruz. Bize kıyafet görseli iletiliyor, örneğin şal vereceğiz üzerine. Tek tek tonları öğreniyoruz. Onlara göre, müşterimizin zevkine göre her bütçeye uygun ürünler getirmeye çalışıyoruz. Açıkçası girişimcilik insanın kendi içinde hissettiği ve hadi şimdi tam zamanı dediği vakitte olmalı. Örneğin ben evlat sahibi olduktan sonra, yani ikisini bir arada götürebilir miyim acaba, yapabilir misin diye çok söyleyen oldu ama her şeye olumlu tarafından bakmak lazım. Ben kızımın bereket getirdiğini, uğur getirdiğini düşünerek bu yola çıktım. Elhamdülillah bugünlere geldik. Çok şükür, maşallah. Bu arada düğün sezonları da açıldı. İnsanlar ne tür kıyafetler tercih ediyorlar? Bu renkler mesela son zamanlardaki moda ve trendler nelerdir? Özel günlerin en çok tercih edilen ilk rengi açıkçası siyah. Ama artık siyah rengi, gümüş, gold, rose tonlarında taş işlemeler, özellikle Konya bayanları biz biraz gösteriş seviyoruz, taş tüyü seviyoruz. Evet. İlla bir ışıltı olacak yani bir, bir yerimizde. Genellikle siyah üzerine dediğim gibi küçük desenler, motifler tercih ediliyor. Onun dışında bordo lacivert renklerinde yeşil rengi bu sene biraz ön planda çıkıyor. Zümrüt yeşili mi? Evet, zümrüt derken. Yeşili. Aha. Yine gümüş tonları, gold tonları. Bunlar işte düğün ya da özel günler için tercih edilen. Evet. Yani şal eşarpta da, kıyafette de ya bir bütünlük sağlanıyor genellikle. Hani çok koyu bir renk değilse, örneğin siyah bir kıyafet veriyorsak genellikle üzerine detaylarına göre gümüş detayı varsa gümüş bir şal öneriyoruz. Bazen renkli şal eşarp kullanmak istiyorlar, onları öneriyoruz. Genellikle özel günlerde kombinlerimiz bu şekilde. Renkli olduğu zaman da bir bütün sağlanabiliyor. Örneğin sizin de kullandığınız gibi ton sür ton yapabiliyoruz pembe tonlarını. Ama özel günler için genellikle taş tuş seviliyor. Şunu soracağım. Şimdi kıyafetten konu açılmışken mesela bu kullandığım ceketin üzerine örneğin bir kahverengi tercih eden insanlar da oluyor. Şimdi ben baktığım zaman göz zevkimi bozuyor birazcık açıkçası. Bu zıt renklerin kombinasyonu nasıl oluyor peki? Öyle olmalı mı ya da kişinin zevkine, tercihine göre? Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz ama biz bugün biraz da modayı konuşalım istediğimiz tabii için ki. Detaylara inmek istedim. Çok fazla açıkçası evet biz fikir veriyoruz ama çok fazla da müdahil olmak istemiyoruz. Ama dediğiniz gibi soğuk renkler ve sıcak renkler var. Renk kartelasında mavi, mor ve yeşil soğuk renk olarak geçiyor. Sarı, turuncu ve kırmızının ton ve tonajları da sıcak renk olarak geçiyor. Mesela siyah renk, siz bahsettiğiniz gibi ceketin içerisine kahverengi yerine siyah tercih ettiğiniz zaman siyah ve beyaz nötr renkler oluyor. Ama kahverengi sıcak renk kartelasında olduğu için bu şekilde canlı bir renkle açıkçası çok önermiyoruz. Kahverengi ve tonlarını çok önebilmiyor. Tabii toprak ton, tonları. Ton dediğimiz bu işte sıcak renklerde. Mesela bunun üzerine hangi renk daha olabilirdi, uygun olabilirdi? Bence şu an gayet güzel görünüyor. Çünkü canlı bir pembenin üzerine ton sür ton. Pembeyi kırmızıyla, turuncuyla yine onlarla da bu sezon görüyoruz. Kombin yapılıyor. Ama bir açığı bir koyusuyla ürünün kullanabilirsiniz. Siyahla da kullanabilirsiniz. Ve beyazla. Bunlar nötr renkleri olduğu için siyah ve beyaz. Hem sıcak renkleri hem soğuk renkleri uyum sağlıyor. Sağlayabiliyoruz. Evet. Özellikle şunu da merak ediyorum ben. Şimdi sıcak renkler, soğuk renklerini konuştuk. Bunun insan üzerindeki etkilerinden geçen de hatırımda kaldığı kadarıyla işte kahverengi mesela nerelerde kullansak güzel olur. Şimdi yaz geldi. Tabii sıcak renkler böyle cıvıl cıvıl rengarenk. İnsanlar şimdi ben de genelde koyu renklere alışık oldukları için bu tür renklerde aa falan diyorlar bazen. Neler söylersiniz bununla alakalı? Kahverengi doğadan gelen bir renk, yeşil renk gibi. Dediğiniz gibi yeşil kış... de güveni temsil ediyordu değil tabii, mi? Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, evet. Doğadan insanın ruhuna iyi gelen bir renk, yeşil renkti. Kahverengi genellikle dikkat ettiyseniz ev düzeninde, ev mobilya seçiminde kullanılıyor. Evet. Kıyafet olarak da kış sezonunda kullanırız. Sizinle de iki sezondur birlikteyiz. Toprak tonları çok güzel yakışıyor. Toprak tonlarıyla başladık sizinle.
biraz renklenelim dedik. Sezon sonuna doğru turuncu kırmızılardan canlı pembelere bizim mağazamızın da kombin rengi olan pembeye, ana kartel rengine. Kartel o kadar geniş ki insanın kafası karışıyor. Acaba hangi renge kullansam falan diye. Bir de biz hanımların zekasında nasıl kalıyorsa artık böyle şeyler, kombinasyonlar. İnsanlar ekranda gördüğü zaman ısrarla soruyorlar. İşte nereden aldın falan, çok güzel olmuş, bu renkler çok yakışmış falan. Ben de diyorum özel imaj maker'ım var, onlar sağ olsunlar diye ifade ediyorum. Lacivert var, turuncu var mesela, evet. Onlar da. Lacivert birazcık özel iş rengidir. Yani iş görüşmelerinin rengidir. Tabii. Mesela. Seçilebilecek bir renktir. Turuncu da yine doğadan gelen ve günümüzde de çok moda olan bir konu var. Para. Parayı çekecek renk olarak adlandırılır turuncu renk. Ne yapalım o zaman? Şimdi para hepimize ihtiyaç, öyle değil mi? Gerçi evet. İhtiyaç dediğimiz şeyler de ihtiyaç haline dönüşüyormuş. Onları da çöp kelimeler olarak başka bir uzmanım, sizin gibi kıymetli, değerli bir uzmanım söylemişti. Gerekli diyelim o zaman, ben onu öyle düzeltmiş olayım. Yani turuncu bir şey parayı çekiyorsa, işte çantalarımız mı, cüzdanlarımız mı turuncu olsun, ya da işte içinde ellilikler, elli miydi? Elliliklerinde mi turuncu vardı? Evet. Değil mi? Ya da onlarla mı dolduralım, ne yapalım, yani bununla alakalı önerileriniz? Aslında renklerin evet etkisi var ama renklerden çok bizim düşünce yapımızın açıkçası olumlu yönde değişmesi noktasında ben bu renklerin de evet söylenen şeylere hizmet edeceğini düşünüyorum. Turuncu renk olumlu kararlar alınması noktasında önerilen bir renk. Parayı tahsil etmek için de evet. Turuncu renk. Evet. Ne mi gidelim yani bir görüşmeye? Yani öyle, benim çok uzmanlık alanım olmasa da benim gözlemlediğim moda tarafında turuncu bu sene yeşille birlikte özellikle çok tercih edilen bir renk. Evet, eflatun ve siyah var mesela, evet, değil evet, mi? Evet, evet. 7 milyondan fazla renk varmış, duyunca çok şaşırmıştım. Yani kainatta o kadar çok renk var ki diyorum. Zaten bir de şöyle bir algı var. Yaşlanınca işte siyah giyersin, kahverengi giyersin, koyu renkleri giyersin. Ben bazen öyle yaşlılar görüyorum ki ya, hayretler içerisinde kalıyorum. Benim yaşlılığım da böyle olacak muhtemelen falan diyorum. Tabii bayağı hayata bakış açımız da değişiyor bu anlamda. Yine sarı ile alakalı söylemek istedikleriniz. Sarı güneş ışığından geldiği için insana dinçlik hissi, güne yeni başladığımızdaki umut hissediyoruz. Tabii. Tabii ve her yeni gün bir yeni umut dediğimiz için sarı renk de açıkçası umut veriyor bizlere. Kırmızı var, onu da es geçmeyelim. Kırmızı riskli bir renk. Evet, evet, riskli bir renk. Bayanların daha çok tercih ettiği bir renk. Bir yandan olumsuzlukları, öfkeyi çağırsa da öte yandan uyarı babında da evet kullanılsa da kırmızı da bayanların çok tercih ettiği bir renk. Tercih ettiğimiz renkler arasında değil mi? Ben şöyle notlarıma bakıyorum. Yeşili söylemiş miydik acaba? Evet, doğadan geliyor. Doğadan geliyor diye. Herhalde aşkın rengi de kırmızı diye not almışım ben buraya. Evet. Hazreti Ali'nin bir sözünü okumuştum ben. Sarı mutluluğun rengidir diye. O yüzden sarı işte bir broş ya da kullandığımız bir ayakkabı ya da işte bir eşarp da. İnsanın hakikaten sarı ve turuncular mesela kendimi daha farklı hissediyorum ben kullandığım zaman. Bazen de içte bitiyor Medine Hanım. Ben şunu gözlemliyorum. Genç kızlarımız geliyor mesela alışverişe. Daha çok siyah ve gri tonlarını tercih ediyorlar. Annelerimiz... Moda diye mi acaba? Öyle hissediyorlar. Öyle kendisini mutlu hissediyor. Hatta anneler uyarıda bulunuyor. Artık renkli giysen. Öyle yani, ben ona renkli ürün versem bile o siyah ve gri de kendisini özel hissediyor. Kendisini daha rahat hissediyor. O yüzden çok müdahil olmak istemiyorum ve insanların dediğim gibi bakış açısı. Ben mesela pembe tonlarını evet seviyorum. Mağazamızın düzeninde de logomuzda da gördüğünüz üzere kullanıyoruz ama kendisini siyah da gri de mutlu hisseden insanlara da tabii ki saygı duyuyoruz. Şimdi Şeyma Hanım, ben bir şey yaptım bugün. Tabii hemen canlı yayına girdiğimiz için genel müdürümüzün de haberi yok. Biraz program formatına çıkacağız. Umarım sonrasında televizyon çıkışında Medine Hanım muhasebe sağdan falan demezler bana. Ben gökyüzünü izlemeyi çok seviyorum. Gökyüzünü izlerken de dün aklıma geldi. Böyle dedim, hem sizi tanımak adına hem de son programımızda böyle biraz renk katalım diye. Böyle bir takım sorular hazırladım. Size de sürpriz olsun. Ama zor sorular değil, emin olun. İnşallah. Sizi tanımak adına soracağım sorular. Hazırsanız başlayalım mı tabii, o zaman? Tabii, buyurun. Efendim şimdi biz farklı bir formatı değiştirmek demeyelim de buna. Konuğumuzu daha iyi tanımak adına yaptığımız bir bölüm olsun bu. Evet, Şeyma'yı üç kelimeyle tanımlarsak. Yenilikçi,
Yenilikçi. Evet, yenilikleri Hı-hı. seviyorum. Genellikle yapılmış işleri yapmayı, tekrar etmeyi bir çok seviyorum. Bir Oğlak Burcu olarak olabilir. Yakından tanıdığım için. Evet. Farklılığı seviyorum. Yapılmış olan bir şeyi tekrar etmeyi, kendimde de, Hı-hı. kendi yaptığım Hı-hı. bir şeyi de tekrar etmeyi çok sevmiyorum. İşimde de yapılan bir şeyin tekrar aynısını yapmayı çok açıkçası sevmiyorum, tercih etmiyorum. Taklit edilseniz? Takdir edilmeyi tercih ederim açıkçası. Çok güzel bir yere değindiniz. Evet. Ama taklitlerimizden oluyor. Sakının. Oluyor. Ama taklitler de aslında yaşatmaz mı aslında? Yaşatıyor, bunaltıyor birazcık da bazen. Mesleğin başında takılıyorduk ama şu an için çok açıkçası zaten yoğunluğumuzdan dolayı işimize önümüze bakıyoruz. Çok takılmıyorum. Onun dışında tutucuyum diyebilirim. Yani sevdiklerine bağlı bir insanım. Sevdiğim özelliklere de bağlı insanım. Bir yemek seçerken bile sevdiğim şeylere açıkçası bağlı bir insanım. Üç oldu mu? Üç oldu. Tamam. İdeoliniz? İdeolüm, hayalim, yaşıyorum çok şükür. Elhamdülillah. Hani zaten buydu diyorsunuz. Evet, yani mi? Bir evladım var. Kendime ait bir işim var. Güzel bir sektörün içerisindeyim. Hı-hı. Hem bayanlara temas halindeyiz sözle, sosyal olarak. Hı-hı. Hem renk seçiyoruz, kombin yapıyoruz. Çok güzel bir iş bence, çok güzel bir meslek. Bana ait bir iş. Hı-hı. Elhamdülillah sağlığımız da yerinde. Şu an hayalimi daha ne olsun, yaşıyorum. Çok olsun. Büyük hırsları olan bir Hı-hı. insan değilim açıkçası. Sağlık içinde huzurla işime tekrar Hı-hı. devam etmek, nasipse yeni şubeler açmak. Neden olmasın? Tabii ki. İnşallah. Şimdi bu soracağım soru belki biraz düşündürebilir. Evet. Hazırsanız devam edelim. Tabii. Hayattan öğrendiğiniz 3 ders. Hayattan öğrendiğim 3 ders, yaşadığımız anın kıymetini bilmek, çok fazla ayrıntılara, olumsuzluklara Hı-hı. çok fazla takılmadan ilerlemek. Bunu öğrendiniz hayattan. Evet, yani evet bunu öğrendim. Hı-hı. Hani var ya göklerden inen bir karar vardır. Evet, evet. Ne yapsalar evet. boş. Evet. Bazen olumlu yönde de, olumsuz yönde de ne kadar çabalarsak çabalayalım, ne yazıldıysa onu takdiriyle. Görüyoruz. Takdiriyle. Biz bazen zannediyoruz ki bütün her şey bizim elimizde, istediğimiz her şeyi evet. anında yapacağız evet. ve sonuca ulaşacağız. Evet. Aslında orada kaçırdığımız ince bir çizgi var. Tamam azimle gayretle çalışacağız. Tamam oturduğumuz yerden para kazanamıyoruz. Muhakkak bir hareket halinde olmamız gerekli. Ama takdir ilahi dediğimizde bir tabii kısım ki, var. Biz tabii. o kısmını insanlık olarak mesela toplum olarak genelde es geçtiğimizi düşünüyoruz. Ya çalışıyorum çalışıyorum. Genelde şunu söylüyorlar mesela benim tanıdıklarım bazıları insanlar. Attığım taş ürküttüğüm kuşa değmiyor diyor. O kadar çok çalışıyorum ki diyor. Ya onda da bir hikmet vardır. Tabii. Yani insanlara katkıda bulunmak, kainata katkıda bulunmak bunlar çok güzel şeyler. Bazen bilmiyoruz. Yani belki nasibimiz sadece maddi olarak değil. Bir de bereketi biz rızkı sadece evet. parada. Evet. Geçen bir şey okudum. Rızık evet. diyor. En küçük şeydir aslında şey evet. para. Rızkın en küçük birimidir aslında. Evet, doğru. Yani işte şurada sizinle güzel güzel tatlı tatlı sohbet etmek de bir rızık. Elhamdülillah benim için de öyle. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla iki yudum kahveyi yudumlamak da bir tabii, tabii. Rızıktır değil tabii. mi? İlim yani, öğrenmek. Bilmiyoruz bazen olumsuz gibi görünen, değiştirmeye çalıştığımız şeylere takılırsak ilerleyemiyoruz. Etrafımızdaki güzellikleri, yaşadığımız yaşın güzelliklerini göremiyoruz. O yüzden açıkçası birazcık daha takılmayı bırakıp hayatın sırrını bakmaya. Çözmüş gibi konuştum. İnşallah, inşallah umarım bundan sonrası için hani öyle olur. Semre demiş ya, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Aslında tabii. şu frekansa gelebilmek zannımca çok kıymetli. Olsa da olur, olmasa da olur. Evet, yani ona evet. tamamen böyle tutunmak. Evet. İlla olacak dediğin şey, hani Şems Hazretleri de öyle diyor ya, çok istediğin şey senden uzaklaştırılır. Evet. Aslında biz de böyle daha relax olsak, ya işte teslimiyeti mi öğrenemedik aslında? Evet, muhtemelen yani özellikle bayanlar biraz daha hassas ve duygusal yapıdayız. Hı-hı. Dediğiniz gibi teslimiyeti öğrenememiş olabiliyoruz. Ama mesela hem ikinci madde olsun, ben ertelememeyi öğrendim. Yani her şeyi zamanında, rahatsız olduğumuz bir şeyi de, olumlu bir şeyi de zamanında söylemeli, yapmalı, şükretmeli olana da Aha. elimizden geleni çabayı gösterdikten sonrası dediğiniz gibi nasip bu maddi olur, manevi olur. Bazen bizim istediğimiz bir şey bizim için hayırlı değildir ki Allah nasip etmez. Hı-hı. O yüzden Hı-hı. aslında belki onu elde edememek de bizim nasibimizdir. Ayet-i Kerime de öyle diyor evet. değil mi? Şer gördüğünüz şeylerde hayır, hayır evet. gördüğünüz şeylerde evet. şer vardır. Evet. Ama insanoğlu işte bunu hazmetmekte, kabullenmekte birazcık
zorlanıyor sanki. Evet, evet. Öyle değil mi? Üç tane dersimizi söyledik mi? Üçüncüsü de fazla iyi niyetin hem bize suistimallerini evet, mi gördünüz? Zarar getirdiğini gördüm. O zaman şey diyebilir miyiz? Dengede olmak. Kesinlikle. Yani aslında üç maddenin de tam özeti denge. Denge yani. Dengede olmak. Ama işte o denge mi değil mi kısmını da böyle biraz irdelemek lazım. Evet. Size göre dengedir, bana göre değildir mesela, evet, değil mi? Evet. O dengeyi de tam tanımak lazım, evet, tanımlamak lazım. Her şey de böyle, evet, aslında. Hayat denge üzerine kurulu. Ya çiçeği şey yapıyorsunuz, su veriyorsunuz. Yani çiçek neyle canlanır? Suyla canlanır ama çok verdiğinizde çürüyor. Kesinlikle, evet. Sevgimizi, evet, insanlarla ilişkimizi, evet, her şeyimizi. Paramızı. Evet. Dengede kullanmalıyız, evet, öyle mi? Evet. Peki, şimdi ben devam edeceğim ama bu arada reklam zamanımız gelmiş. Arkadaşlarım ikaz ediyorlar. Reklama geçmemiz gerekiyor. Efendim, sizi de şöyle bir dinlendirelim. Şöyle tatlı, tamam, tatlı çaylarımızı bir tazeleyelim. Tabii. Devam edeceğiz sohbetimize. Sevgili seyirciler, biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısacık bir reklam aramız var. Arkasından sürprizlerle karşınızdayız. Programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün girişimci iş insanı sevgili Şeyma İkinci'yi ağırlıyoruz. Sohbetimize keyifle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Şeyma Hanım, program önce ilk birinci bölümümüzün sonunda birkaç tane soru yöneltmiştim. Size de sürpriz olan sorulardan. Kaldığımız yerden devam edelim. Sizi daha iyi tanımak adına bu soruları hazırladım. Hazırsanız başlayalım. Evet. Hayatınızın manşetine ne yazılsın istersiniz? Hayatımın manşetine... Böyle geniş çaplı bir soru oldu. Evet. Hayatımın manşetine sanırım bizim de sloganımız olan bizim prensesimizsin. Şimdi ben onlara siz bizim prensesimizsiniz diyorum müşterilerimize. Onlar da bana prenses diye hitap ediyorlar. Sanırım bunu isterdim. Şu anda da elhamdülillah bu var. Bu da bana yetiyor. Bizim prensesimizsin. Manşetiyle hayatınızı, evet, atasın, evet, isterdiniz. Neden prenses peki? Neden prenses? Şimdi tüm kadınlar her yaşta, her dönemde, ister ev hanımı olsun evinde, ister iş hayatında, aile içerisinde bir prenses olmak, yani böyle sevilmek, el üstünde tutulmak, beğenilmek, bunlar bayanları mutlu eden, motive eden şeyler. Onları mutlu motive etmeye çalışıyoruz. Fonetik olarak da bana çok iyi geldi açıkçası prenses. Bu sebeplerden dolayı ben böyle tercih ettim. Genellikle dediğim gibi ben onlara bizim prensesimizsiniz diyorum. Onlar da bize sen bizim prensesimizsin diyorlar. Bütün bayanların hoşuna giden bir kelime olduğu için böyle slogan başladık. Aslında çok küçük bir normal sosyal paylaşım sitesinde başlamıştık. İç mağazaya dönüşünce de açıkçası değiştirmedik. Daha profesyonel bir şekilde devam ediyorsunuz. Aslında biz kadınların fıtratında şey vardır değil mi? Sevmek, sevilmek, evet, aidiyet duygusu vardır. Tabii, yani prensesimizsin, evet, denildiği zaman hani, evet, kendini hem oraya ait hissediyorsun hem de İnsanlar artık hele son zamanlarda günümüzde patlayacak bomba gibiler. Değer, evet, hissini kaybettik. İnsanlar birbirlerine seni seviyorum diyemiyorlar. Evet. Sen benim için değerlisin diyemiyorlar. Yanımdasın diyemiyorlar. Ne olursa olsun mesela yanındayım kelimesi, cümlesi çok kıymetli benim için. Ben öyle düşünüyorum. Prenses de, prensesimizsiniz de böyle ben de şey oluştu mesela, bir aidiyet duygusu tabii, oluşturdu. Tabii. Yani evin içinde annelerimiz en büyük, en kutsal meslek bence. Ev hanımlığı, annelik. Ev içerisinde annelerimiz başımızın tacı, prensesimiz, evlatlarımız keza öyle, çocuklarımız, bizim de müşterilerimiz açıkçası bizim için. Bizim başımızın tacı, prenseslerimiz. Biz de bunu hayatımızda beyefendiler ve hanımefendiler olarak, evet, sık sık kullanalım o zaman. Evet, evet, tabii. Bu mesajı vermiş olalım. Motive edici bir kelime olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani gönderdiğimiz kargolarda da küçük notlar yazıyoruz. Evet, 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 evet. Hatta artık isme ve kişiye ait özel notlar yazıyoruz.
Ne kadar özel hissediyorlar. Şimdi kargo geliyor, kendine ait özel bir şey hissediyorsun. Ve orada kendi ismini görüyorsun. Bunlar küçük detaylar gibi aslında ama insanı değerli ve özel hissedilen şeyler. Evet. Öyle değil mi? Zaman buldukça ben de yazıyorum mesela. Çok güzel bir seçim yapmışsınız. Sağlıkla kullanın prensesim örneğin. Özel hissediyorlar, hoşuma gidiyor. Yani duygu alışverişi daha çok hoşuma gidiyor benim açıkçası. Evet. Püf noktası işin sırrı değil mi? O yüzden çok fazlaca tercih ediliyorsunuz maşallah. Evet, diğer sorumuzsa Eslem denilince. İşte benim prensesim de Eslem, evladım. Ona güzel örnek olmak, ona maddiyattan ziyade manevi olarak huzurlu, güzel bir hayat bırakmak, hayat enerjisi bırakmak amacım. Bu programda inşallah onun için de ileride bizim için de küçük tatlı hatıra olarak kalır diye düşünüyorum. Hayatımızın temeli küçük prensesimiz elhamdülillah. Eslem Allah'a teslim olan demek. Evet. İslam kökenli bir kelime. İslam'dan türemiş. Allah'a teslim olan demek. Biz de her işimizde Allah'a teslim olup yolumuza bakıyoruz. Devam edelim diye. Çok güzel. Yani annenin bir anne olarak duygularınızı dinlemek çok keyifli geldi bana. Hayatınızda en heyecanlı anınız? Çok heyecan yaşıyoruz ufak tefek ama anne olduktan sonra görüyorum ki aslında en heyecanlı an zirvesi artık anne olmak. Annelik, evet, bütün duyguların bütün nasıl bir duygu? Zirve yaptığı bir duygu. Tarifi yok. Yani annelik bir serüven, bir süreç ama ilk anne olduğunuz an hep söyleniyor. Bütün duyguların, kadınlara ait bütün hislerin ve hormonların tavan yaptığı an, ona kavuştuğunuz an elhamdülillah nasip edene de sanırım bu soruya tek cevabım en heyecanlı anım anne olduğum an. Ben çok heyecanlı bir insanım normalde. En ufak şeye, en ufak bir özel güne çok heyecanlanıyorum. En küçük gün içerisinde çok heyecan yaşıyorum. Ama hepsini toplasak anne olduğum kadar. En zirvesi. Tabii, annelik tabii. Tanımlayalım o zaman, cevap vermiş olalım. Peki hayatta hepimiz bir arayış içerisindeyiz. Aslında Şeyma ikinci neyi arıyor? Aslında biraz felsefik bir soru. Evet. Şimdi ben dedim ya, bu soruları hazırlarken böyle gökyüzüne bakarak hazırladım. İnanılmaz gökyüzü aşığı birisiyim. Hem gündüzü farklı, hem gecesi farklı. Yani o derinliği hissetmek, o derinliği yaşamak beni çok bambaşka alemlere götürüyor. Bu gezegenden bir kopuyorum ben o sırada. Sorular böyle birazcık işte felsefik, hem sosyolojik olabilir. Kendimi arıyorum. En iyi beni, en donanımlı, en doğru beni arıyorum. Kendimi bulmaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü kendimize olan... Kendimizdeki bilinmezlik hiç bitmiyor. Yani bitmiyor, anne oluyorsunuz. O soruların cevabı bitmiyor. Tabii. Evleniyorsunuz, yeni bir seni keşfediyorsunuz. Anne oluyorsunuz, birçok şey öğreniyorsunuz. İş hayatına giriyorsunuz. Kötü bir arkadaşlık yaşıyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz. Kötü tecrübelerde de, iyi tecrübelerde de bir şeyler öğreniyorsunuz. Ve rahmetli babacığımın bizlere pelesenk bıraktığı bir ayeti kelime var. Alak suresi. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir diyor. Yani şu ayeti kerimede bile ne çok şey bilmediğimizi, kendimize olan yolculuğumuzun kıymetini görüyorum. Herhalde ölünceye kadar bu yolculukta bu sorular sürekli devam edecek. Evet. Şu cümle çok kıymetliydi. Yani bekarken farklı bir Şeyma vardı, evlendikten sonra farklı bir Şeyma çıktı, anne olduktan sonra daha farklı. Evet. Belki daha şefkatli, daha merhametli, iş hayatına da olan bir Şeyma var. Başarılarıyla kendinden söz ettiren bir Şeyma var. Başarılara imza atan, maşallah kısa sürede büyüyen bir Şeyma var. Sürekli kendimizi bir keşif halindeyiz. Yani artısıyla eksisiyle aslında kainatta da öyle değil mi? Tabii. İlk birinci bölümde dengeden bahsettik. Zıtlıklarla güzel bir şey yaşıyorsunuz ama akabinde hemen farklı bir olumsuz bir şey yaşıyorsunuz. Önemli olan o ikisini nötrleyebilmek diye hani kendi şahsen deneyimlediğim şeylerden birisini ifade etmek istedim. Şeyma her an kendini ne diyelim, nasıl toparlayalım orada? Kendimi arıyorum. En iyi ben nasıl olurum? Kendine yolculuğu, insanın kendine keşfi hiç bitmiyor. Yolun yarısındayız, 35 yaşındayız. Tabii öğreneceğimiz çok çok daha fazla, bilmediğimiz çok çok daha fazla.
En doğrudan nasıl? Ama önemli olan keyifle, huzurla, mutlulukla, sağlıkla o anı deneyimleyebilmek. İş sektöründe de öyle aslında. Hı-hı. Her gün, her an daha fazla ne yapabiliriz, ne katabiliriz, neyi değiştirebiliriz? Olduğumuz yerde saymayalım. Daha Hı-hı. yeni ne katabiliriz, ne ekleyebiliriz? Bir de sürekli trendler de değişiyor, tabii. öyle değil tabii, mi? Tabii. Onu takip etmek. Tabii. İnsan sürekli kendisini güncelleme hali de oluşuyor. Tabii. Ben şöyle kainata bir bakıyorum. Resim yapmaya başladıktan sonra böyle hayatımdaki o perspektif, o bakış açısı inanılmaz değişti. Tabii. Bakıyorum mesela ağaçlar yapraklarına döküyor. Kendisini yeniliyor, güncelliyor. Bir yılana bakıyorsun. Derisini döküyor. Kendisini yeniliyor, güncelliyor. Şimdi insanoğlu olarak sürekli yerinde saymak zaten nedir? Eksi halde. Doğamıza aykırı bir şey. Aha. Çünkü her an her gün değişiyor. Teknoloji değişiyor. Sağlık değişiyor. Ruhunu öndürür insanı tabii. sürekli kendini. Hatta tabii. hadis-i şerifle bunu destekleyecek olursak iki günü birbirine eşit olan ziyandır. Düşünsene tabii. iki günü. Tabii. Ya işte bugün hiçbir şey yapmasam olmaz mı? Demek ki demememeliyiz. Yani o fıtratımızda o aksiyon, o yenilikçi, o hareket hali var ki kainata baktığında zaten hiçbir şey yerinde durmuyor. Kesinlikle. Koskoca gezegende. Ay bazen aklım almıyor. Yani o derinliğe indikçe kendimi kaybediyorum. Ya Rabbi diyorum senin yüceliğine, senin büyüklüğüne, senin güzelliğine. Gerçekten aklım hayalim almıyor. Orada ürkütücü bir şey de var. Şu an duygularımı tanımlayamadığım bir şey de var. O yüzden kendini yenileyen, güncelleyen bir Şeyma'yı keşfediyorsunuz. Evet. Burada şimdi arayış dedik de bende de çok büyük konuştukça açılımlar gerçekleşiyor. Peki zamanımız bir yandan da ilerliyor. Bence sorularımı tamamlayayım istiyorum. Aile deyince. Aile, insan nerede huzur buluyorsa orası ailesi evet, oluyor. Evet. Yani bazen evimizin içi elhamdülillah, evimizin içi ailemiz oluyor. İş hayatında bir ailemiz oluyor, oluşuyor. Bazen bir dernek, bazen bir futbol takımı. İnsan kendisini nereye ait hissederse orası onun ailesi, evi oluyor. Çok şükür elhamdülillah aile hayatımda da, maşallah, iş hayatımda da. Çok örnek bir ailesiniz. Rabbim nazarlardan Allah korusun. Allah razı olsun, çok sağ olun. Böyle çekirdek aile ama çok tatlı, çok evet, kendi halinde, evet. çok özgün bir aile. Evet. İş hayatında da bir aile olduğumu düşünüyorum. Hem Aha. çalışanlarımızla Hı-hı. hem müşterilerimizle. Aile en kıymetli temel çekirdeğimiz. Bir evlat yetiştirirken biz neysek aslında özümüzü çocuklara veriyoruz. Hı-hı. Aile en kıymetli bizim kültürümüzün, bizim milletimizin, ümmetimizin en temel taşı. Değerlerimizi de son zamanlarda biraz kaybettik gibi aslında Hı. aile demişken de. İnşallah toparlanacağız diye umut ediyorum ben. Toplum olarak. Peki Şeyma ikinci çok sinirlenince ne yapar? Ya da çok sinirlenir mi acaba? Yani çok sinirlenince kendime, yani kendi içimde yaşıyorum. Siniri birazcık duygusallığa törpülüyorum, çeviriyorum. Çok çok fazla çok sinirlenmem. Telafisi bende hele maddi şeylerin çok vardır. Manevi sinirli çok bir insan, çok sinirli bir insan değilim ama manevi olarak da çok küçük kırgınlıklar yaşasam da çok fazla belli etmem açıkçası. Çok, kendi içinde evet, yaşayan. Sinirimin bir zararı yoktur yani onu söyleyebilirim. Bir oğlak burcu olarak diye altını hemen evet. içinde yaşıyorlar evet. değil, yaşıyoruz yani hep birlikte. Peki Şeyma en çok neye para harcar? Güzel soru. Soruyu sormasam mıydım acaba? Şimdi beyefendi de burada bizi izliyor. Yani evet, bayanlar olarak kıyafet olabilir Telefonla ama ben... Telefonla bağlasak bunu. Ben daha çok sanırım parfüme, kozmetiğe harcıyorum. Öyle mi? Evet, evet, evet. Evet, beklenmedik bir soruydu. Güzel bir soruydu. Galiba parfüme para harcıyorum. O da benim zaafım diyelim. Parfüm olmasaydı kıyafet mi olurdu o zaman? Yani bazen bu hep aslında şey, mesela bazen sadece parfüm noktasında değil, bir an, bir havanın bir kokusu ve çocukluğumuzdaki bir günü hatırlatıyor evet, bana. Evet. Örneğin bir kokudaki ıtır, çocukluğumdaki örneğin bir piknikte ailemizle birlikte geçirdiğimiz piknikteki bir günü, bir mutlu anı, vakti hatırlatıyor. Biraz kokulara böyle düşkünlüğüm, zaafım var. Kokuların hepsi hafızamda açıkçası. Aslında psikolojik olarak tabii, da iyileştiriyor tabii, kokular. Tabii, tabii. Yani bilmiyorum, insanların da birazcık böyle yani açıkçası
gün, o yaşadığımız günde, o gün hava şartları, o gün bulunduğumuz ortamın, bir kahvenin kokusu bile bazen beni çok mutlu edebiliyor. Hı-hı. Biraz kokulara... Kahve kokusun hepimiz evet, mutlu evet. ediyor galiba. Yani çalışan, yoğun çalışan insanları gerçekten Hı-hı. mutlu ediyor. Benim de sanırım kokulara biraz düşkünlüğüm var. Yağmur kokusunda. Evet, toprak kahve kokusu. Kahve kokusu, toprak kokusu. Evet, kesinlikle. Değil mi? Aslında Osmanlı zamanında da kokular taşlarla Tabii. şifalandırılıyormuş. Tabii. Yani şifa aracı olarak kullanıyorlarmış Tabii. o zamanki insanlar. Evet. Eşsiz mis kokuları var. Yani ben şu andaki hep diyoruz ya geçmişe bir özlem var. Aslında birçok yeni keşfedilmiş gibi olan kokuların içeriklerine baktığım zaman itirdi, paçuliydi. Aslında bunların hepsi geçmişte işte dediğiniz gibi bir o zamanlara dayanan. Bir program yapsak mı acaba? Kokularla olabilir, olabilir tabii. Nasıl uygun görürseniz. Evet, bu mesleği tercih etmeseydiniz neyi tercih ederdiniz? Bu mesleği tercih etmeseydim yani yine bayanlarla iletişim halinde olabileceğim, belki sektör farklı olurdu ama yine bayanlarla iletişim halinde olabileceğim bir meslek olabilirdi. Biraz siyaset olabilirdi belki, siyasi yani hitabet hı hı. noktasında olabilirdi. Annelik de çok güzel bir meslek, bana göre çok kutsal bir meslek. Rabbim dileyen, isteyen, arayan herkeslere evet, ikram evet, etsin evet. inşallah. Annelik de çok başka evet. bir meslek. Akıl hocanız var mı? Çok fazla etrafımdaki evet insanlara fikir danışmayı çok severim. Yani özellikle aynı iş için içerisinde olduğum arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma da fikir danışmayı çok severim. Benim için kıymetlidir. Evet. evet. Anneme kaç yaşında olursak olalım anneme fikir danışmayı, eşime aynı zamanda yani bir nevi manen benim iş ortağım oluyor. Eşime danışmayı. İş arkadaşlarıma danışmayı severim. Etrafımda konuyla alakalı bilgisi olan kim varsa ona danışmayı çok severim. Açıkçası her işi uzmanına danışmayı severim. Hı hı. Genellikle fikir almadan çok fazla iş yapmam. Yani kendi fikrim vardır ama sevdiğim Onaylanmak ve güvendiğim evet, acaba? İnsanların onaylanmasını ben de severim. Çok fazla var. Severim açıkçası. O... Daha mutlu eder beni. Yani verdiğim bir kararı demek evet ki doğru demeleri. Deyip, evet. Bir de şey var toprak gruplarında emin adımlarla ilerlemek evet, var. Evet, çok iş insanıyız zaten. Oğlak Hı-hı. burcunun en büyük özelliği açıkçası evet. işkolik olmaları. Sizin ve benim gibi. İş insanıyız. İş bitirilene kadar belki stresimiz olur ama bunlar tatlı streslerdir. Aslında bizi de motive eden streslerdir. Hı-hı. O yüzden genellikle danışmayı da severim. Her akıldan fikir almayı severim yani. Daha çok içiniz rahat ediyor değil mi adım evet, atarken? Tabii. Şimdi şu kısma sorularımız bitti. Bu Hı-hı. arada teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah sürçülisan etmemişizdir. Estağfurullah. Gayet güzel, içten samimi. Sizi yeniden tanımanın, yani görünmeyen yönlerinizi bilmenin keyfini yaşadık. Bu programda biraz daha keyifli ve farklı evet, oldu benim biraz için. Biraz doğal oldu bu benim anlamda. Için. Doğaçlama evet. ilerlediğimiz zaman da daha farklı şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden seviyorum ben. Evet. Şunu merak ediyorum aynı zamanda. Şimdi Filipinlilerde yengeçleri avlıyorlarmış. Onlar bir kovanın içerisine koyuyorlar. O yengeçler oradan çıkmaya çalışıyorlar. Çıkabilecek potansiyelleri var ama çıkamıyorlar. Sebep? Her hamlesinde diğer yengeç geliyor, ayağından tutuyor ve aşağıya hı hı. onu çekiyor. Acaba felsefeleri muhtemelen şuydu ki böyle bir hamlede bulunuyorlar. Ben başaramazsam, ben yapamıyorsam sen de yapma, sen evet, de başarma. Evet, doğru. Şimdi çevremizde hele ki göz önünde bir insansanız, sahada bir insansanız daha çok dikkat çekiyorsunuz yaptığınız işlerle. Ben yapamadım, sen de başarma. Bu hazımsızlık. Hani kadının düşmanı kadından ziyade biz kadınlarda biraz daha hazımsızlık yoğun oluyor açıkçası. Bazen diyorum yengeç kafalı insanlara nasıl da tavırda davranışta, nasıl bir tutumda bulunmak lazım. Yani çünkü ister istemez onlar da sizin enerjinizi aşağıya çekiyor. Evet. Siz nasıl mukabelede bulunuyorsunuz? Yani çok fazla takılmıyorum. Çünkü ben olumsuzluklarla ilerleyebilen bir insan değilim. Olumsuzluklara hani hayattan aldığım üç dersten de birisi buydu evet, ya benim. Evet. Yani çok fazla takılmıyorum. Beni motive eden onlara cevap vermek, karşılık vermek değil açıkçası. Tam tersi.
Yine kendimi arıyorum, kendimi bulmaya çalışıyorum. Hı-hı. Daha iyi ne yapabilirim? Yenilikçilik olarak ne yapabilirim? Odak noktanızı değiştirdiğiniz için diyebilir miyiz o ya zaman? Ben o yengeçlere aynı şekilde cevap verdiğim zaman, hı-hı, çok farkım kalmaz yengeçlerden diye düşünüyorum. Evet. Ve de beni de aşağıya çeker. Benim için vakit kaybıdır. Nefsime uymak da istemem. Hı-hı. Aynı günaha girmek de istemem. Aynı seviyeye düşmek de istemem. O yüzden daha çok motive olup daha çok işime, önüme bakıyorum. Hı-hı. Daha yeni ne katabilirim? Buna bakıyorum. Bunun da meyvelerini topluyorum elhamdülillah. Hı-hı. Çünkü biz mağazamızı, nasibimiz böyleymiş, pandeminin başında açtık. Buna rağmen, zorlu bir pandemi süreci geçirmemize rağmen çok şükür oradan sıçrayarak online çıktık. Online alışverişlerle de. Şimdi insanlar, tabii, size nasıl ulaşacaklar peki? İnsanlar bize sosyal paylaşım sitesi üzerinden, hı-hı, Prenses Shawl Princess Collection hesabımızdan ulaşabilirler. Onun dışında yani oradan biz bile birebir iletişim kuruyoruz. Oraya günlük, hı-hı, ürünlerimizi genellikle paylaşıyor arkadaşlar. Oranın mesaj kutusuna ulaşıp sipariş oluşturabilirler. Hı-hı. Aynı zamanda princesscollection.com internet sitemiz var. Evet, hı-hı, internet sitemizden de güvenli alışveriş yapabilirler. Ödeme seçeneklerinin arasında kartlı ödeme var, kapıda ödeme var, taksitli ödeme var. Hı-hı. Oradan da yoğunluğumuza göre genellikle ürünlerimizin birçoğunu yüklüyoruz. Yeni gelenleri de yeniden check edip yüklemeye çalışıyoruz. Oradan takip edebilirler. Şimdi, dijital dünyada yaşadığımız için istedikleri yani sosyal mecralarda her halükarda size ulaşabiliyorlar. Tabii yani oradan ürünlerin mesela detaylarını daha, hı-hı, çok görüyorlar. Ürünün boyu, kumaşı, yıkama talimatı yeri geldiğinde oradan ulaşıp sipariş oluşturabiliyorlar. Yine aynı özenle hazırlıyoruz. Orada onun şeyler dışında, yazıyor mu? Detaylar yazıyor mu? Şimdi ben, tabii, biraz gelenekselci bir insan olduğum, tabii, için illa gideceğim mağazada, dokunacağım, giyeceğim. Evet, evet, işte. Evet. Uzun mu, kısa mı, dar mı falan diye illa şey yapacağım yani göreceğim, evet, bir onaylayacağım, evet, kendimi. Ya şimdi normalde öyle yapılı evet alışveriş öyle sanırım yoğun bir şekilde de tercih ediyorlar. Tabii, tabii. Online alışverişi. Yani söylediğiniz gibi kimisi dokunmadan, görmeden, birebir denemeden almak istemiyor. Öyle insanları, öyle ama müşterilerimizi mağazamızda ağırlıyoruz. Onun dışında online olarak da hem artık ölçüsünü, zevkini, kumaş türü olarak herkes biliyor artık değil mi? Tabii. Kendi beden ölçülerini yani verdiğiniz kuruyoruz zaman. Tabii yani şöyle de bir durum var. Zaten biz örneğin iletişim kurarak oluşturulan siparişlerde birebir ilgileniyoruz. Hı-hı. Ölçüsüne göre olacağını, olmayacağını, kumaş türünün bayanın sevdiği kumaş türüne hitap edip etmediğiyle, hı-hı, alakalı çok net ve direkt bilgi esmer veririz. Esmer mi, sarışın, tabii, mı, beyaz, tabii, mı, bu bütün genellikle detaylarda. Genellikle Photoshop'lu da işimiz oluyor. Akşama kadar kaç kişiyi giydiriyorsunuz yani haliyle. Peki bu işin en zor kısmı, ya beni o kadar çok zorladı ki yani illallah dedirttirdi derecesine belki getirmiştir, belki yaklaştırmıştır. Zorluklarından biraz bahsedelim mi? Ya çok şükür elhamdülillah çok büyük bir zorluğu yok. Ama şimdi o kadar böyle su gibi uyum sağlayan bir kişilik yapınız var ki maşallah. Estağfurullah. İşte bu noktada kendim, aslında böyle insanlar kendisine zarar veriyor. Zararı dışarıdan tabii. Evet. Ya çok şükür olmayacak yani değişimleri, mesela haktır, vebaldir, hı hı, kullanılmış, hı, alınmış bir ürünü hele pandemi sürecinde tekrar iade değişim noktasında çok direten insanlar oluyor. Hı hı. Ama onun dışında bizim çok fazla çok büyük bir hele müşteri babında çok şükür bir sıkıntımız yok. Ama sektörde farklı olmaya çalışırken, hı hı, aynı ürünleri, aynı firmaları, benzer sunumları yapmaya çalışan insanlar, hı hı, oluyor. Yani bunlara da çok takılmıyorum dediğim gibi. Çünkü çok büyüdü artık pazar. Her, hı hı, yani sosyal medya hesabı açan insan bir mağaza açmışçasına kendinde hak reva görüyor. Ama çok takılmıyorum. Mesleğin başında oluyordu, takılıyordum ama açıkçası, aha, şu anda hiç takılmıyorum. Oraları geçtik aslında. Tabii işime bakıyorum. Çünkü biz kadınlar o kadar çok seviyoruz ki sinirlensek hemen bir alışveriş yapıyoruz. Yeni, evet, saç kestiriyoruz. Evet. Bizi buna iten sebepler neler ki acaba? Yenilik arayışı bence. Yani kendimizi daha güzel, daha özel görmek için bir yenilik arayışı. Yeni ne yapabilirim, ne bulabilirim? Bu pazar yerlerinde de varız. Büyük alışveriş internet siteleri. Yani olur mu olmaz mı diye yüklediğimiz her ürün, her ürün grubundan, her çeşitten muhakkak
her ilden, ilçeden siparişler oluyor. Tabii, öyle mi? Tabii, çok tabii. Güzel. Yani mesela bazen oluyor, Konyalı bayanlara, hanımlara hitap etmeyen bir ürün online alışverişte. Başka dikkatini çekiyor. Tabii online alışverişte önde gidiyor. Yani öyle hangi şeyler peki var. Peki mecrada daha çok ürün yüklüyorsunuz? Yani bütün ürünlerimizi şu mecrada, sosyal medya mıdır, kendi internet siteniz midir? Şimdi Instagram biraz daha anlık ve günlük. 24 saat süren, evet, 24 saat süren storyler var. Orada günlük mesela yeni gelen ürünleri paylaşıyoruz. Ama onun dışında şu an biraz hız verdik, randımana aldık ve oturttuk. İnternet sitemiz princesscollection.com'da tüm ürünlerimiz mevcut. Pazar yerlerinde, Trendyol, Gittik diyor, hepsi burada gibi pazar yerlerinde de bizim oluşumlarımız, mağazalarımız şu anda aktif görünüyor. Oralardan da sipariş alıyoruz. Sonuçta şimdi her bayan Instagram ve sosyal medyayı kullanmak istemiyor açıkçası. Oradan görerek, sepete ekleyerek alışverişlerini güvenli ödeyerek tamamlıyorlar. Tabii. Tamamlıyorlar. Şimdi biz kadınlar arayış içerisinde olduğumuz için kendimizi daha iyi hissedelim diye alışverişe gidiyoruz değil mi? Evet. Erkekler bu konuda nasıllar? Aslında gözlemlediğim hani bir şey var. Erkekler biz daha çok sanki alışveriş yapıyoruz. Biz daha çok tabii o konuda hiç ben zannetmiyorum doğanın kanunu tartışmasız. Gereği. Tartışmasız bizi geçemeyeceklerini düşünüyorum fakat erkeklerde de bir değişim söz konusu var, değil mi? Var. Yani onlarda da hani eskidenmiş öyle bayramdan bayrama kıyafet alınması, alışveriş yapılması. Erkekler siyah ya da lacivert giyer değil mi? Ben şimdi rengarenk görüyorum. Tabii. Yani eşlerine alışverişe gelen bayanlar var. Bizden, erkekler. Tabii. Şey, erkekler var, özür diliyorum. Bizden mesela sürekli müşterimiz olduğunu bildiği eşinin işte benim eşim buradan alışveriş yapıyor, ona hediye almak istiyorum. Ne alabilirim, ne öyle eşlerin sayısını artırsın diyelim. Paylaşıyoruz. Hatta düşünceli bir beyefendiden eşine diye dikkat çekiyor. Herkes diyor, herkes bana mı falan diyorlar mı? Tabii kesinlikle yaşıyoruz. Erkeklerin hem kendisine alışveriş noktasında eski kabuklarını kırdıklarını görüyorum, çok gözlemliyorum. Güzel, çok güzel. İlerleme kaydettiysek bu alanda mutlu oldum. Bir tane uzman şunu söylemişti, buraya geldiği zaman ağırlamıştık. Dedi ki, mesela dedi alışveriş mağazasına gittiniz. Alacağınız kıyafetin bir tık daha yani üzerine bir miktar daha ödeyeceksiniz, daha kalitelisi var. İnsan kendisine o kadar çok değer vermeli ve sevmeli ki kendisine değer veren insan şey yapar dedi, daha kalitelisini alır dedi. Aslında orada hem kendimizi onure etmiş oluyoruz. Diğer şekilde de dedi yani normal daha makul fiyatta olanı aldığı zaman insan dedi orada da kıtlık bilinci oluyor, kendine değer yani. Hocam dedim yani şimdi işte şartlar, durumlar falan işte pandemi süreci bilmem ne pandemi sürecinde o zaman ağırlamıştım. Yok dedi, bu onunla ilgisi alakası yok dedi. Yani kendimize bu konuda sizin fikriniz ne düşünüyorsunuz mesela? Doğru, çok doğru. Kıymetli hocamızın gerçekten söyledikleri çok doğru. Ben de şunu gözlemliyorum. Her şartta, her koşulda bayanlar o imkanı muhakkak buluyor. Bulamazsa oluşturuyor. Evet, gerçekten bir şekilde oluşturuluyor. Yani pandemiden evlere kapanılan, dışarıya çıkılamayan dönemde bile bizim online satışımız patlamıştı bizlerin, bütün sektördekilerin. Bir gün bu süreç bitecek ve bir gün bunları kullanabileceğim ümidi ve motivasyonuyla alışveriş yapıyorum diyorlardı. Yani gerçekten sonu yok. Bayanlar özellikle son zamanlarda markaya bakıyor. Öncelikle marka. Yani markada ne gördüyse o markanın ne ürettiğinin çok fazla önemi yok. Sadece o markadan dolayı. Kadıksız güveniyorlar markaya. Tabii. Çünkü daha önce deneyimliyor o markayı. Deneyimlediği için kumaş türünü, yıkama çeşidini. Başka bir şeyle vakit kaybetmekten tabii, ben zaten tabii, bu markayı biliyorum deyip tabii, güvenle hemen direkt oradan mı alışveriş tabii, yapıyor? Öyle bir eğilim var açıkçası. Biraz daha insanlar imkanlarını zorlayıp alabileceğinin bir tık daha üstüne ulaşmak için gerçekten ayrı bir çabası özellikle bayanların var. Bunu gözlemliyorum. Yani fiyat kalite performans dediğimiz grup da var. Fiyat uygun. Evet, iş görüyor. Belki bir sezon kullanıyor bayan. Ama ömürlük olsun istenen ipek şallar var örneğin veya bazı markalar var. Her ne kadar biz sürekli moda değişse veya bizim sürekli modumuz değiştiği için alışveriş yapma dürtümüz her zaman olsa da kaliteli i̇yi ürünler ya, bambaşka oluyor. Evet, tabii. Alışveriş yapmak tabii, iyi geliyor. Evet. Evet, şimdi son dakikalarımız programımızın bitmesine de çok az kaldı. Bir yandan zaman o kadar hızlı ilerlemiş ki ben daha sormak istediğim bir sürü sorular vardı.
Ama son kapatmadan öncesinde şeyi de konuşalım istiyorum. Dijital pazarlamayı da konuşalım istiyorum. Çünkü insanlar artık hep online alışverişten çoğunlukla yapıyorlar diye bahsettiniz. Onun stratejilerinden de biraz bahsedelim. İşte sosyal medyanın gücü. Bu alanda insanlara neler tavsiye edersiniz? Sosyal medyada açıkçası net olmak, ürünlerin görseli, bilgileri, kumaş türü, yıkama şekli, net olmak, müşteriyi yanıltmamak, bunlar önemli. Her detayını, mesela fotoğraflandırırken her detayını fark fotoğraflandırmak. Fark ediyor değil mi aslında? Tabii. Çünkü yani şu anda her şey yasal olduğu için insan beğenmediği ürünü iade edebiliyor. Değişim yapabiliyor. Şimdi hem müşteri için külfet, hem bizim için ekstra iş. Yani gönderdiğimiz bir ürünün beğenilmeyip geri gelmesi. O yüzden genellikle açıkçası maksimum düzeyde neyse onu söylüyoruz. Aynı tabii müşterinin beklentisine bizden istediği, arzu ettiği ürünün uyup uymaması noktasında genellikle başa baş gidiyoruz. Renk seçimi noktasında da çok şükür o konuda da bir sıkıntımız olmuyor. Bayanın ten rengine uymayacak ürünleri genellikle çok ısrar etmediği müddetçe ben müdahil olup yönlendirmeye çalışıyorum. Online alışverişte kesinlikle dürüst olmak, samimi olmak. Yani şu anda bayanlar onu istiyor. Yani normalde internet alışverişini büyük sitelerden, pazar yerlerinden, Trendyol'dan yaparken sepete ekliyor, tıklıyor. Orada zaten gördüğü bilgiler ona yetiyor. Belki şansını deniyor, alıyor. Bir kez alıyor. Mutlu olduysa tekrar alıyor. Eğer mutsuz olduysa başka bir seçeneğe yöneliyor. Ama birebir iletişim kurduğumuz sosyal medya kaynaklarından açıkçası daha çok bilgi alarak almayı tercih eden kesime uyuyor alışveriş. Bu konudaki şeyleriniz, önerileriniz? Ticari olarak bu ticari işe girecek olarak, olan insanlara önerim de alakalı, yani dediğim gibi dürüst olmak. Bilgi neyse onu vermek. Yenilikçilik. Örneğin bir ürün vardır. Herkeste, her mağazada vardır. Ama sizin nasıl sunduğunuz çok fazla ön plana evet, geliyor. Herkes yani aynı yemeği yapar ama o sunuş şekli tamamen olayın rengini değiştiriyor bence. Yani şu anda mesela sosyal medyanın sunum seçenekleri işte reeller olsun, video olsun, fotoğraf olsun. Çok imkan var. Keyif alarak, keyifli şekilde çekimler yaparak, keyifli şekilde sunduğunuz zaman çok daha güzel dönüşler alıyorsunuz. Bazen oluyor. Sizi ürün illa görmek istiyorlar mı? Evet, öyle bir durum var. Yani mesela biz normalde markanın kendi başına marka olmasını istiyoruz ama bizim işimizde birazcık daha görmek, işte işin birinci en üstteki insanı görmek, ondan fikir almak, onunla iletişim halinde olmak, önemsenmek genellikle istedikleri şey. Bir de şimdi mesela sabit bir insan sunduğu zaman hep aynı görsel proporsiyon biliyorlar. Hani onunla kendisini kıyaslıyor mesela müşteri. Ölçü olarak, renk olarak ona göre seçimler yapıyor. Güven oluşturuyor. O yüzden ben bunu gözlemledim. Patronu siz olduğunuz için herkes sizi muhakkak sosyal medyada görmek istiyordur. Yani biraz geri planda durmayı deniyorum bazen ama olmuyor. Dedim ya hani bir samimiyet, samimi niyet var arada. Şu Şeyma Hanım neredesiniz? Artık Şeyma'cıma döndük. Şeyma'cım neredesiniz? Çok güzel. Tabii oluyor. Çok güzel. Oluyor. Programımızın sonuna gelmişiz. Zaman nasıl aktı geçti bilmiyorum. Çok keyifliydi benim için. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz için de çok keyifli olmuştur. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, tam yani, zaman programı için. Sezon finaline de yine bizleri uygun gördüğünüz, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her sezonda olduğu gibi hem bayan dayanışması olarak, kadın dayanışması olarak bir aradayız. Hem sizi toprak renklerinden kurtardık. Biraz daha prenses renklerine taşıdığımız için. Evet, teşekkür ederim. Size bu bağlamda sponsorluk yapabildiğimiz için mutluyum. Çok teşekkür Kıymetli ederim. Kıymetli dostluğunuz için de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah çok razı teşekkür olsun. Ederim. Çok sağ olun. Gelişiniz güle güle olsun. Gidişiniz güle güle olsun. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Yeniden ilerleyen zamanlarda, yeni sezonda inşallah yeniden daha yeni şubelerle tekrar programımızı birlikte yaparız inşallah. İnşallah. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sezon finaliyle karşınızda olduğumuzu ifade etmiştik. Zaten girizgahta. Önemli olan şu gök kubbede hoş bir sada bırakmak, hayata güzel eserler, izler bırakmak. Her neredeyseniz, her ne işle meşgulseniz sevgiyle kalın, hoşça kalın.